Bu kanalda sizlere hayvanların farklı yeteneklere ve karakterlere sahip olduklarını birçok kez gösterdim. Duvara tırmanan yavru ördekler, gözlerinden kan fışkırtan kelebekler, tarlaları ateşe veren kuşlar ve tırmanmanın imkansız olduğu yerlere tırmanan dağ keçileri. Ama aslında gezegenimizde bu tarz farklı yeteneklere sahip birçok canlı var. İşte karşınızda yaptıkları şeylere anlam veremeyeceğiniz hayvanlar. Videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Bildiğiniz üzere dağ keçileri inanılmaz bir yüksekliğe tırmanabilirler. Ama elektrik tellerine takılmış bir keçi gördüğünüzde düşündüğüm yükseklik bu değildi diyorsunuz. Bu keçinin oraya nasıl çıktığını açıkçası bilmiyorum. Sizce bu keçi oraya nasıl çıkmıştı? Cevaplarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Belki de ne kadar yüksekliğe çıkabileceğini test etmek istemişti. Görünüşe göre keçi bulunduğu konumdan pek memnun görünmüyor. Ve onu oradan indirmek de çok zor olmuştur. Büyük ihtimal keçi kurtarıldıktan hemen sonra tekrar tellere tırmanmışsa hiç şaşırmam. Ama umarım öyle bir şey olmamıştır. Şimdilik keçi gayet iyi ve özgür. Keçilerin tellere takılmasından daha ilginç olan şey ise iki keçinin kafa kafaya çok yüksek bir yerde kalmalarıdır. Ama bu videoya ne kadar uzun süre bakarsam bir o kadar ilginçleşiyor. Nasıl oldu da bu iki keçi orada mahsur kaldı? Daha da önemlisi nasıl oraya çıkmışlardı? Neyse ki insanlar çılgın keçileri kurtarmaya geldi ve bir mutlu sonumuz daha oldu. Ama keçilerin oraya nasıl çıktığıysa hala çözülememiş gizemlerden biri. Bu arada toynaklı hayvanlardan bahsetmişken sizlere çok ilginç bir canlı göstereceğim. Bu dostumuzun adı Oryx. Afrika ve Arap Yarımadası'nda yaşayan antilopların akrabalarıdır. Diğer birçok hayvan gibi oryxler de böceklerden bıkmış canlılardır. Oryxlerin en belirgin özellikleri uzun boynuzlarıdır ve bu boynuzlarla böceklere karşı kendilerini koruyamazlar. Ancak bu boynuzları böceklere kesinlikle kiralayabilirler. Bu fotoğraf Botswana'daki merkezi Kalahari av sahasında çekildi. Bölgeyi gezen turistlerden biri olan Jess Anderson alışılmadık bir oryx gördü ve çok şaşırdı. Çünkü boynuzlarının arası tamamen örümcek ağıyla kaplıydı. Belki de Oryx kafasını çalıların arasına sokmuştu ve oradaki bir örümcek ağ boynuzlarına yapışmıştı. Ama bu ağ çok sık örülmüş halde. Sanki Oryx'in boynuzlarının arasına bilerek ve isteyerek örülmüş bir ağ gibiydi. Aslına bakarsanız tam olarak da böyle olmuş. Karıncalar büyük hayvanları taşımak için pek uygun değildir ama fiziğin nasıl çalıştığını anlayacak kadar da zeki canlılardır. Ölmüş bir kırk ayağı taşımak için bütün karıncalar kırk ayağın etrafına toplansalar da onu taşıyamazlardı. Onun yerine birbirlerine yapışmış halat gibi görünen bu karınca zincirlerini oluşturarak taşıyorlar. Aynı Mısır'daki piramitlerin yapılış tekniği gibi. Öndeki karıncalar kırk ayağı çekerken diğer karıncalar da kırk ayağın yanlarından ve arkasından destek veriyor. İşte gerçek bir ekip çalışması. İyi ki sivrisinekler böyle bir teknik kullanarak avlanmıyorlar. Organize bir çete sürü gibi sineği size saldırdığını düşünsenize. Sinekler şu dünyadaki uyuz edici canlılardan biri. Sinir bozucu sesleriyle cildinizi ısırır ve kaşıntı yaparlar. O kadar açgözlü ve iştahlılar ki patlayana kadar kan içiyorlar. Aslında kelimenin tam anlamıyla bunu yapıyorlar. Bazen o kadar çok kan içiyorlar ki bir süre sonra gerçekten patlıyorlar. Kana susamışlığın bununla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen bir şey var. Uzman Dr. Perrin Rose, böceklerin patlamasının nedeninin karınlarında bulunan sinir kordonlarının olduğunu iddia ediyor. Araştırmalara göre sivrisinekler kendi ağırlıklarının 4 katı kadar kan içerlerse patlarlar. Şimdi daha büyük bir canlıya bakalım. Çünkü onların da özel yetenekleri var. Örneğin kurt gibi. Kurtların tırmanamayacağı yer yoktur. Aklınıza gelebilecek her yere kolaylıkla tırmanabilirler. Bu yetenekleri sayesinde kurtlar çitleri aşar ve çiftliklere saldırır. Aslında kurtlar her zaman avlayacakları hayvanlar için fazla aksiyona girmek istemezler. Ama eğer avı onu iştahlandırıyorsa yapamayacağı şey yoktur. Bu yeteneği gerçekten geliştirenler çakallardır. Kurtlarla akrabadırlar ve söylediğimiz üzere tırmanma konusunda kurtlardan bile daha iyidirler. Çoğu çakal yeterli motivasyona sahipse bildiğimiz normal çitlere kolayca tırmanır. Ve eğer tırmanamazlarsa yeri kazıyorlar. Aslında çoğu araştırmacı kurtların ağaca bile tırmanamayacağına inanıyor. Çünkü bacak yapıları buna uygun değil. Ama çakalların çoğu lezzetli meyveler için bir ağaca memnuniyetle tırmanabilirler. Yırtıcı hayvanların normal çitleri aşmaları çok kolaydır. Hayvanlarını korumak isteyen çiftçiler de özel bir çit taktırmak zorunda kalıyorlar. İlk bakışta normal bir çite benzese de bu çiti özel yapan yuvalanmasıdır. Teknik olarak bu çitler karmaşık değiller. Ama bu çit sayesinde çakalların ön pençeleriyle tuttukları yerden destek almalarını engelliyor. Hatta o kadar etkili bir yöntem ki sadece çakalları değil, kedi, kuş ve hatta yaramaz bir köpek bile bu çitlerin üzerinden atlayamıyor. Ancak er ya da geç kuşların bu tür çitlerle başa çıkmanın bir yolunu bulacağını düşünüyorum. Hatta bazı kuşlar oldukça zeki olduğu için çitin üzerinde dengeyi korumayı zamanla öğreneceklerdir. Zeki kuşlar derken aslında kargalardan bahsediyorum. Kargaların zekaları o kadar gelişmiştir ki yiyecek elde etmek için insanları kullanmayı zamanla öğrenmişler. Kahvaltınızı tabağınızdan çalmak ya da onun gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Kargaların yöntemi tek kelimeyle inanılmaz. Buldukları kabuklu yiyecekleri yola atıyorlar, böylece arabalar üzerinden geçerek onları kırıyor. Ama trafiğin sıkışık olduğu yerlerde bu teknik pek işe yaramıyor. Çünkü trafikten dolayı hareket etmeyen arabalar kabuklu yiyecekleri kıramıyor.
Ama tabii ki de bu zeki canlılar buna da bir çözüm yolu bulmuş. Yaya geçidine kabuklu yiyecekleri atarak insanların onları ezerek kırmasını sağlıyorlar. Kargaların gelişmiş bir zekaya sahip olduğu gerçeğini bir ortamda anlatsanız büyük ihtimalle kimse şaşırmayacaktır. Bir gün ellerine kabuklu yiyecekleri alıp dünyayı ele geçirmeye çalışırlarsa sakın şaşırmayın. Kargalar gibi kuğular da oldukça zeki canlılardır. Ama onlar bu zekalarını karınlarını doyurmak yerine yaşam koşullarını kolaylaştırmak için kullanıyorlar. Tam bir görev adamları anlayacağınız. Bu kuğular buz tutmuş bir nehirde nasıl ilerleyeceklerini çok iyi biliyorlar. Bir zincir halinde dizilen kuğular buzu kırmaya başlarlar. En öndeki kuğu genellikle erkektir. Ve arkasından gelen kuğularsa buzu kırarak onlara yol açar. En arkadan gelen kuğularsa açılan yolu genişleterek en öndeki kuğuyu takip eder. Erkek kuğu bütün zor işi yapıyor gibi görünüyor. Ama aslında bu bir ekip işi. Eğer en öndeki kuş yoruluyorsa diğer kuşlar onu itmek için hazırda beklerler. Bu papağan kesin zeki olduğu için pişman değildir ve büyük ihtimalle aklı hala yapamadıklarındadır. Kuzey Brezilya'daki bir polis baskını sırasında yetkililer bir papağan gördü. Papağan polisleri görünce ses çıkarmaya başladı. Papağan durmadan "Anne polis!" diye bağırıyordu. Ancak papağanın polisi oyalama çabaları pek işe yaramadı. Papağanın sahipleri yasa dışı madde ticareti yapmaktan gözaltına alındı. Papağan da tutuklandı ama yetkililer işbirliği yapmayı reddetti. Ayrıca avukatı gelmeden konuşmayacağını da söyledi. Kuşların bir diğer yeteneği ise göç sırasında doğru bir rota seçebilmektir. Binlerce kilometre uçsalar bile kuşlar yollarını asla kaybetmezler. 1967'de Albert adında yalnız bir albatros cinsi kuş kayboldu. Normalde albatroslar güney yarımküreye doğru uçar. Ama Albert güney yerine kuzey yarımküreye uçmuş. Yani İskoçya'ya. Albert kendi yaşam alanından binlerce kilometre uzaktaydı. Neden kaybolduğu bilinmiyor. Ama o halinden gayet memnundu. Çünkü evinin yolunu bulmaya çalışmadı bile. Bunun yerine albatros en az 40 yıl İskoçya'da yaşamını sürdürdü. Ve hatta oradaki diğer kuş türleriyle yakınlaşmaya bile çalıştı. Ama ne yazık ki onlar farklı yarımkürelerin kuşlarıydı. Ve anlayacağınız üzere Albert bekar kaldı. Dürüst olmak gerekirse Albert hakkında herhangi bir yeni bilgi bulunamadı. Ama 2007'de 47 yaşındaydı. Ve albatroslar en az 70 yıl yaşayabilen kuşlardır. Yani Albert muhtemelen hala yaşıyor. Ayrıca 2016'da Doğu Yorkshire'da aynı türden başka bir albatros fark edildi. Ve o da göç sırasında kaybolmuştu. Belki de Albert artık yalnız değildi. Hayvanların yiyecekleri sindirmek veya suyun altına daha rahat dalmak için taş yuttuklarından daha önceki videolarda bahsetmiştim. Birçok bilim insanı timsahların bu nedenle sıklıkla taş yediğini iddia ediyorlar. Aslında oldukça zeki bir taktik. Özellikle timsah gibi yırtıcıların avını dibe çekmek için dalmaları gerektiği düşünülürse. Ama bazen yıllarca işe yarayan yaşam iğnesi bile ölümcül olabiliyor. MJ adındaki bu timsah yaşadığı timsah çiftliğinde öldü. Veterinerler MJ'in üstünde otopsi yaptı ve midesinde bir sürü taş buldu. Hatta midesinde cerrahi bir plaka bile buldular. Cerrahi plaka insanların tedavilerinde ve ameliyatlarda sıklıkla kullanılan bir ekipmandır. İşin ilginç yanı timsah çiftliğinde bu tarz bir ekipmana sahip olabilecek bir çalışan yok. Ve kimse plakanın MJ'in midesine nasıl girdiğini bilmiyor. MJ ölümünden 6 ay önce yemek yemeyi bırakmıştı. Belki de bu plaka yüzünden ölmüştü. Timsahlar birçok farklı sebepten dolayı hayatlarını kaybedebilirler. Yedikleri bir şeyden, bir hastalık sonucu ya da suda boğuldukları için ölebilirler. Ve evet doğru duydunuz. Bir timsah suda boğuldu. Bu tuhaf hikaye 2021'de Çin'de bir timsah çiftliğinde yaşandı. Bakıcısına göre ağırlığı 100 kilograma ulaşan bu timsah çok korkuyormuş. 100 kiloluk bir timsahken nasıl bir şeyden korkabilirsin ki? Hatta bu korkak timsah sudan çıkmaktan bile korkuyormuş. Bir gün suya dalmış ve oksijeni bitse bile çıkmayı reddetmiş. Yani onu öldüren şey aslında kendisiymiş. Sizce bu videodaki en ilginç yeteneğe sahip hayvan hangisiydi? Cevaplarınızı yorumlara yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım.